Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Oğuzeli Ezogel'in Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifindeki kadınların kuruttuğu dondurma ve meyveler, 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde Türk Bilim Seferi heyetinin menüsündeki favori ürünler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi sona erdi. Bu kapsamda Türk Bilim Seferi heyeti, dünyanın kara kutusunu keşfetmek üzere çıktığı yolculukta, Oğuzeli Ezogel'in Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifindeki kadınların kuruttuğu dondurma, elma, çilek, kavun ve portakal gibi ürünler Türk ekibine eşlik etti. Ekibin başındaki Gaziantepli TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Burcu Özsoy, seferin gerçekleştirildiği Antarktika'ya taze kavunun ulaştırılmasının mümkün olamayacağını belirterek şunları söyledi. Şu an Antarktika'dayız, gemideyiz, 62 güney enlemindeyiz. Elimde dondurularak kurutulmuş kavun var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın ortaklaşa bir ürünü olarak bizlere ulaştı. Antarktika gibi bir ortama bizim taze kavunu getirebilmemiz mümkün değil. Besin değerini %98'e kadar koruyor. Doğal, katkısız ve aroma alarak taze ürünü yemişle aynı hissediyorsunuz. Muazzam derecede kavunun tadını alıyorsunuz. Hiçbir fark yok. Hatta taze bir kavun yediğinizde damağınızda bıraktığı lezzetle aynısını tadıyorsunuz. Antarktika'da kavun yeme şansını bizlere sunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne çok çok teşekkürler ediyorum. Soğukta ne yenmez? En azından bizler neyi öğrendik? Soğukta dondurma yenmez. Ama Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın dondurularak kurutulmuş dondurmaları Antarktika'da bize eşlik ediyor. Dondurma yemenin keyfi Antarktika'da. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın ürettiği dondurularak kurutulmuş dondurma. Çikolatalısı hakikaten harika. Yani insan yemeye doyamıyor. Antarktika'da daha bir tatlı geliyor.